Ey insanlık neredesin ne yazık ki vicdanı da merhameti de insanlık denilen ulvi değeri de terk ediyar etmiş haldeyiz. Dünyevi ihtirasların bizden altı o rahmani insanlığımızı geri istiyoruz artık. Ve haykırarak diyoruz ki ey insanlık neredeyse çık gel yeter artık. Yaşanan ve yaşatılan zulümlerin tek çözüm adresi sensin. İşte İsrail'in giriştiği savaş ikinci haftayı geride bırakıyor. Görünen o ki daha da devam edecek gibi. Doğrusu ortada bir savaş yok. Çünkü birebir çatışan iki devlet yok. Var olan top gün katliama geçen, soykırımda bulunan bir İsrail var. Yaşananlar insanlık trajedisi. zerre miskal, insanlık duygusu taşımayan alçakça saldırılar yapılıyor. Gözü dönmüş cani psikolojiyle öldürmeye ve yok etmeye programlanmış insanlık düşmanı kesilmiş kan içici katiller sürüsü gibi masum insanlar vahşice ve hunharca katlediliyor. Allah korkusu kalmamış, insanlıktan nasipsiz, çoluk çocuk, kadın yaşlı erkek sivil demeden savunmasız insanların üzerine ateş ediliyor. Savaş hukukunu insaniyeti yerle bir eden terör devleti İsrail tüm gücüyle camilere ve okullara bomba yağdırıyor. Ama önceki gün abluk altındaki Gazze şehrinde bulunan hastaneyi de bombalayarak yerle bir ettirmesi sözün bittiği noktaya geldi. Hiçbir savaş halinde olmayan bir saldırı bu yapılan barbarlık. Gelen bilgilere göre en az katledilen insan sayısı 500 ki binlerce yaralı var. Denir ya bundan sonrası cehennem ki öyle. Saldırıyor, bombalıyor ve çevreyi ablukaya aldığı gibi toprak genişletiyor. Şimdi de kara harekatı. Önüne geleni acımasızca en vahşi şekilde katleden soykırımın yaşandığı bir katliam silsilesidir. Filistin topraklarında yaşananlar ki bugün değil 70 yıldır yaşana gelmekte. Peki ya dünya ne yapıyor? Ne yazık ki yer küresinin vicdani sükut etmiş, vasat kesilen bir dilin sükutunda şeytanlaşan bir dünyanın duruşu var. Avrupa seyrediyor, ABD, Rusya dünya seyrediyor, NATO seyrediyor ve Birleşmiş Milletler denen beş para etmez işbirlik çörgüt mezalimi kınamaya dahi cesaret edemiyor seyirci kodunda ya medya onların da ekseriyeti mason hocalarından kumanda edilen ve fonlanan beslemeler oldukları için hakikatlerin peşinde değil. Tüm ihtimalleri mevzuya algı üretmek tek suçlu Hamas demek. Dünya olup bitenlere karşı biliyoruz ki kılını kıpırdatmıyor. Şeytan ve avanesinin bu pasıldaki yerleri belli. Ondandır ki dünyayı zerre kadar kale almadığı gibi bildiğini okumaya pervasıca devam ediyor. Yine katiyetle biliyoruz ki bu zulüm devam ettiği sürece melekler zalimlere ve dilsiz şeytanlara lanet edecek. Ama bütün bu bilmediklerimiz ve bildiklerimiz masum Filistin halkının derdine derman olmayacak. Çünkü insanlık denilen o ulvi değer ne yazık ki bugün mevta durumdadır. Şunu artık görmek lazım. Saldırıların temel noktası İslam ve Müslümanlardır. Yoksa derler mi bu Haçlı seferidir diye. Müslümanlara karşı topyekün bir saldırı var. Avrupa ülkelerinde Kur'an'a yapılan saldırılar. Yakma, yıkma, yırtma. Ya ABD tarafından sözlü Arap Baharı aldatmacası altında Libya'dan başlayıp Mısır, Irak ve Suriye'de devam ederek bütün Orta Doğu' doğuya yayıldı. Böl parçalı yut operasyonu. Bu savaşlar ve huzursuzlukların hepsinin temelinde İsrail'in güvenliğinin temini vardır. Hizmet ettikleri gayede büyük bir İsrail devletinin kurulmasıdır. Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleri Orta Doğu'da büyük idealler peşinde olduğu için dilsiz şeytan moduldadırlar. Suriye ve Irak hem Rusya hem de ABD işgalindedir. ABD bu bölgede varlığını sürdürebilmek için bölgedeki terör örgütlerine artık alenen destek vermektedir. Başta ABD olmak üzere Hepsi İsrail'in taşeronudur. Bakınız Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Erriş cesetlerin arasında basın toplantısı düzenleyerek dünyaya insanlık nerede diye haykırıyor. Resim aslında yaşanan vahşeti soykırımı ifade etmeye yetiyor. Sözün değil, fiili durumun söz sahibi olması gerektiği noktadayız. Resme bir bakın. Bakan yardımcısı hastane yönetimi sağlık personelleri üstü kapalı cesetlerin arasında yer alıyor. Yerde oturan iki kişinin kucaklarındaysa bir bebek ve bir kız çocuğuna ait cesetler bulunuyor. Yüzlerce ceset. Hastane kazı içerisinde ceset parçaları. Kurbanların çoğu çocuklar ve kadınlar. Kafası kopan mı, iç organları dışarı çıkan mı, ayağı kopan mı? Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyor. Tedavi imkanları fiilen tükenmiş. Ya Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gazete sağlıkla ilgili durumun kontrolden çıktığını söylüyor. Dediği şu: gazetedeki durum kontrolden çıkıyor. Tıbbi yardım almak için beklediğimiz her saniye can kaybediyoruz. Hayat taran malzemeleri ulaştırmaya başlamak için acil erişime ihtiyacımız var. Hal buyken peki ya bize ne oluyor? Ey İslam alemi, ey Müslümanlar biz hangi rolü üstlendik ki bu insanlık trajedisine seyirci kalır hale geldik? Eyvahlar olsun bize. Bizim payımıza düşen utanç mı yoksa gafletin ve delaletin neticesi olan İslam'ın tükenmişliği mi? Bombalanan hastanedeki doktorun parçalanmış bebek cesedini gösterip Müslümanlar nerede diye attığı çalık. Önceki gece sabah karşı diplomasi trafiği içerisinde olan Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan ne dedi? İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. Hasılı kelam Derim ki yaşananlar ve tarihin hakikatleri şunu ikmal ediyor. Tarih yazan direnenlerindir, sinenler değil. Filistin'de direnen bir halk var ve o halk o toprakların asıl sahipleridir. Şerefimizle ölürüz ama evimizi, toprağımızı, gazetemizi terk etmeyiz. Sayıları silahları az da olsa istikbal direnenlerin hep olmuştur. Gözyaşının rahmeti her daim zulmün ateşini söndürdüğü gibi mazlumun ahı da zalimden aheste aheste alınmıştır. İman şuuruyla direnen hangi topluluk olursa olsun zulüm yatağını hep Öyle inanıyoruz ki tüm bu insanlığın devre dışı kaldığı, İslam dünyasının pısırıklaştığı bir zaman diliminde Kudüs'teki kutlu peygamber ruhu yeniden filizlenip dirilecektir. Gafirin şerli ayaklarının dolanmasına daha fazla izin vermeyecektir. Ne diyoruz? Kudüs'ün kurtuluşu İslam'ın kurtuluşudur. Dualarımız, gayretlerimiz, umutlarımız rahmet olsun yağsın onların üzerine inşallah. Rabbim masumun ahına sessiz kalanlardan bizi eylemesin küfre boyun eğenlerden etmesin, ümit kesmesin. Kudüs'ü özgürleştiren Selahattin Eyyubi'ydi. Bakalım hangi komutan, hangi lider bu kez özgürleştirme komutanı olacak? Emin olun ki Mescid-i Aksa bir gün özgürleşecek ve İslam ümmetini de özgürleştirecektir. Günün sözü. Nusulah uslanmayanı etmeli tektir. Tektirle uslanmayanın hakkı kötektir. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur ethotmail.com WhatsApp 0532 286 73 70 Twitter et Büyük Timur